Hazır çorbalar gelirken biraz dünü konuşalım. Necla Hanım, dün Yıldız Hanım'ın evindeydik. Hiç güzel geçmedi. Masasını beğenmedim. Ana yemeği fiyaskoydu. Tatlısı içler acısıydı dedi. Oo, çok sert. Ama gerçekten sen Sebastian cheesecake hiç olmamıştı. Çok sıvıydı, akışkandı, pişmemişti yani içi. Daha önce hiç yemiş miydiniz? Evet, yedim. Ağzıma layıktı. Çok bence olmuştu. Sadece yani biraz daha sunumu da çok gerekiyordu. Kötüydü. İç beni ye diye söylemiyordu sunum yani. Sunum mu kötüydü? Evet, yani kesinlikle. Ama ben onu oldu yani olması gereken gibi servis etmiş. Ama kendisi işte sos istiyordu ya. Evet, onu istiyordu. Peki siz bu böyle mi sunuluyor? Yani normalde meyveyle sunuluyor. Yani ben sunulması kesilme şekli hiç görüntüsü hiç güzel değildi. Konmuyor. Siz onu bile yaparak bile bence güzel yaptınız. Kesilme şekline mi takıldınız, tadı? Tadı da iyi değildi yani. Değildi. Çok pişmemişti. Evet. İnanın ben. Peki ne diyeyim? Yarışma sonrası sizden böyle bir kalıp isteyeceğim. Teşekkür ederim. Sofranızla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Soframı herkes beğendi. Şık bir sofra olduğunu söylediler. Beğenmeseler zaten şaşardım. Öyle bir sofra beğenilmeyecek bir sofra değil. Acaba çorbanızı da beğenecekler mi? Beğeneceklerdir umuyorum. İnşallah beğenirler. Hadi gidelim. Gidelim. İnşallah beğenirler. İnşallah bakacağız. Necla Hanım, dün masada hep benim böreğimi konuştular çünkü herkes beni kıskandı demişti. Katılıyor musunuz bu yoruma Muhsin Bey? Kendisinin böreği neydi? Tızmana. Tızmana. Hep benim böreğimi konuştular. Ben tekrar o konuya Yıldız gelmek istiyorum. Yıldız Hanım'ın evindeyiz. Neden benim böreğim konuşuluyor? Şimdi çok Necla Hanım. Çok güzel olduğu için. Bize evet, çok güzel bir çünkü çok güzel oldu. Ama yok. Tamam, söz alabilir sağlık. Miyim? Söz alabilir miyim? Ama dış ses bana söz verdi. Evet, saygı göster. Ben seni övecektim arkadaşım, sen bil. Necla Hanım'ın... Sözünü geri al. Necla Hanım, dinliyor musunuz? Evet. Necla Hanım'ın tızmana böreği bana poğaça olarak geldi ama sade evet, poğaça olarak geldi. Evet, çünkü o yüzden poğaçam hep keşke konuşuluyor. Keşke peynir kolsaydınız. Evet, hep poğaçam konuşuluyor o yüzden bütün masalarda. Ekmek yedim, başka bir şey yiyemedim. Hamur yedim hatta. Şimdi Necla Hanım'la Muhsin Bey'in kıyaslarsak ara sıcaklarını, Necla Hanım'ınki daha güzeldi ve daha yorucuydu ve daha el emeği olandı. Teşekkür ederim. O konuda Necla Hanım hakkını yemem. Muhsin evet, Bey'inki gerçekten şey başarılı değildi ve güzel ama, değildi. Şu an konumuz şu an konumuz ama. Hemen dönelim. Sunum nasıl Muhsin? Gayet güzel Seda Hanım. Necla? Güzel. Yıldızcığım? Güzel. Feyza Hanım? Güzel. Olması gerektiği. Evet. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık öncelikle. Kıvamı güzel olmuş. Pirinçleri hani böyle taneleri çok güzel olmuş. Biraz tuzsuz buldum. Evet ben de tuzsuz. Şey, izogelin yaparak biraz risk almamışsınız. Biraz sizden daha farklı şeyler aslında ben bekliyordum ama fena değil. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim arkadaşım. Yıldızcığım. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Ben bir kimyon tadı aldım. Kimyon mu var acaba içinde? Ben mi yanlış kimyon aldım? Kimyon var. Biraz o yoğun evet. Geldi sadece. Nanesi çok yoğun. Nanesi zaten bu çorbanın yok, nanesi kimyon bol oluyor. Kimyon tadı ben baskın geldi. Bir de sunumda ben çok güzel yedim ama yanında bir limon aradım bu çorbanı. Haklısınız. Elinize evet, sağlık. Teşekkür ederim. Ezogelin çorbaya limon konur. Kırmızı evet, pul biber konur yani. Ben hiç koymuyorum. Biz öyle içeriz. O zaman devam olabilir. Edin Necla'cığım. Normal şöyle. Olması gerektiği gibi bir farklı bir şeyini göremedim ben. Hı. Yani. Kıvamı? Kıvamı da iyi. Güzel yani. Pek fazla beğenmedim ama idare eder. Ezogelin çorbasının nesini beğenmediniz? Tadını beğenmedim. Tadının nesini beğenmedin? Yani pirinçler çok büyük içinde. Pirinçleri kalmış. Siz bilmiyorsunuz Ezogelin orijinali zaten hiç içinde pirinçleri, bulgurları blender'a geçirmeden bütün haliyle olmasıdır. Biliyorum evet. Ben sırf o konu olmasın diye blender'dan geçirdim. Necla Hanım her şey bitti. Şimdi de pirinçlerin boyuna mı takıldınız? Gerçekten çok yersiz yorumlar yapıyorsunuz. Yemekle ilgili hiçbir bilginiz olmadığını düşünüyorum. Necla Hanım'ın gerçekten yemek bilgisi yok ya da gerçekten eleştirmek var için yapıyor. Var benim bilgim. Bu çorbayı da yaptım yani biliyorum daha önceden. Öyle. Altı ya, boş. Bir şey söyleyeyim yani gerçekten hemen. Olması gerektiği gibi yapmış doğru. Hanımefendi. Böyle söylemeyin evet, lütfen. Evet yapmış ama tad olarak ben beğenmedim. Ya, öyle diyorsan hani olabilir. Bak yarışma hırsı yani, da bunu diyorsan kusura bakmayın canın sağ olsun. Elinize sağlık tad olarak yani beğenmedim. Yani eleştirilerin tamam. Altı boş olduğunu demin de söylemiştim. Şimdi yine kanıtladın yani. Necla Hanım bu nasıl bir yorum? Bence siz ne yediğinizi bile bilmiyorsunuz. Yorum yapmak için yapıyorsunuz. Nasıl bir bilgisizlik ki Necla Hanım? Çorbamı beğenmiyorsunuz. Çorbanın orijinalini bilmiyorsunuz ama buna rağmen içindeki pirinçlere takılıp kaldınız. Pirinçlerin boyutuna takıldınız. Onlardan bahsediyorsunuz. Çorbanın orijinalini bile bilmiyorsunuz. Bence sizin hiçbir yemek bilginiz yok. Siz bu programa niye katıldınız?
Öncelikle elinize sağlık. Bence kıvamı, rengi yerinde. Tat olarak keşke biraz daha hani baharatını mı fazla koysaydınız veya tuzunu mu koysaydınız? Çünkü çorba tuzu biraz çorbada eksik. Tuz, baharatları normal. Tuzla biraz sıkıntı var. Evet. Çünkü bir çorbada ve bir pilavda ben tuz bulamayınca tadı alamıyorum. Tuz ekleyebilirsiniz. Masaya tuz koymuşum. Tuz yemeğe önceden katıldığında patlama yapıyor. Patlama yaptığı için yemeğe tadını veriyor. Ve biz pirinci niye yarım saat kavuruyoruz, tuzunu basıyoruz? Hani o patlamayı yapsın ki yemeğe lezzet versin. Benim burada demek istediğim bu. Hani sonradan tuzun koymasının manasını ama ben bulmuyorum. Yani o başka yemeklerde geçerli. Ve zaten ben genelde tuz ve şeker ürünlerini kullanmıyorum. Ben tadında az bir olsun yeterli benim için, spor yaptığım için. Şu tuz an ben onu tuzman koyma hoş değil. Tuz var zaten tadında ama az. Peki, ben beğendim. Ellerine sağlık. Pirinçlerin boyutunu beğendiniz mi? Ben hiç beğenmedim. Zaten çok kocaman. Zaten Necla öyle dedikten sonra bir daha baktım şu Allah Allah diye. Olması İnanamadım. Gerektiği gibi. Şimdi metre varsa alabiliriz aslında. Ölçelim. Necla evet aslında var. Getireyim de ölçelim bir pirinçlerin zaten boyu. Zaten kendisi kırık pirinç kullandığını söyledi. Santime göre ben puan vereceğim. Şimdi huzurlarınıza ıspanaklı boşnak böreği gelecek, portakallı kerevizler eşliğindeler. Aa, benim böreğime ne kadar benziyor, poğaçama. Yok. Hayır, evet. Şimdi onunla bir poğaçana, tutma. Senin poğaçanla ıspanaklı boşnak böreği alakası yok bacım. Aynı şekilde oluyor, küp küp şeklinde dizmediniz mi? Hayır. Kol böreği gibi mi dizdiniz? Göreceğiz, gelince göreceksiniz. Bence de kol böreği gibi yaptı.